Birinci sorumuz aşağıdaki hangisi bir irrasyonel sayıdır demiş. Yani kök dışına çıkmayacak. Nedir? Kök 12. Kök 12 ne olarak dışarı çıkıyor? 2 kök 3 olarak çıktığı için bir irrasyonel sayıdır. Kök 25 5'tir. Yani rasyoneldir. Yani bu sayı elemanıdır. Q rasyonel sayıların. 7 üzeri eksi 2 1, 1 e 49 yapıyor. Bu da nedir? rasyonel sayıdır. Şunun elemanı. 2 tam yüzde, %6. E, e, Bu da nedir? Rasyonel sayıdır. Cevabımız A seçeneği olacak. Yukarıdaki koordinat sisteminde diyor bundan şeklin y eksenine göre yansıması sandıktan sonra oluşan görüntüsü orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor. Buna göre diyor edilen e, şeklin şekil aşağıdaki hangisidir? Şimdi y eksene göre yansımasını alalım. Y'ye göre ne yapalım? Yansımasını alalım. Y'ye göre yansımasını alırsak şekil şöyle olacak. Çizip gösterelim. Bu. Sonra bu. Sonra da bu. Tamam. Y'ye göre yansımasını aldık. Oluşan görüntü orucuna göre saat yönünde 90 derece dönecek saat yönü. Yani bu yönde 90 derece dönecek bu şekil. 90 derece dönerse dik yatay hale gelecek. Dik ne hale gelecek? Yatay hale gelecek. Yani 90 derece dönerse yatay hale gelecek. Dik yatay hale geliyor. Ve buradaki nokta 90 derece dönerse ne olur? Bir bakalım şu noktayı şöyle 90 derece çevireceğiz. Dolayısıyla şeklimiz hangisine benzeyecek? YC pardon şeklimiz şeye benzeyecek. Yani şunu 90 derece dönerseniz şu şekli göstereyim ben size şöyle. Şöyle dönerseniz 90 derece bu neye dönecek? Tabii ki şu şekli dönecek. Yani bu şekilde dönecek. Neden böyle dönecek? Bir daha söyleyelim. Da 90. Arada kaç derece var? Buradan buraya geldi. 90 derece buna döndü. O yüzden şeklimiz C seçeneği olacak. 3'e bakalım. Elif diyor. Birden 100'e kadar olan sayılardan 12'nin katlarını. Ali ise birden 100'e kadar olan sayılardan 16'nın katlarını defterine yazıyor. Buna göre Elif Bey'in yazdığı sayılardan kaç tane sayıdır? Aynı okek. Okay. 12 ve 16'nın katlarını alacağız. 12, 16 okek. Okay. 16'nın katlarında ne var? 16, 32, 48. Ortak kat 48. 12'nin de katı olduğu için direktmen 48. O zaman 100 e, 100'e kadar 48'in katı olan 48 var. Bir de ne var? 96 var. Kaç tane var? 2 tane var. Cevabımız D. Geçelim. Hangi soru var? 4, 4 neredeymiş? 4 üzeri eksi 5 sayısı 4 üzeri 5 sayısının kaç katıdır? Bölelim. Ne yapalım? Bölelim. 4 üzeri eksi 5 sayısı 4 üzeri 5 sayısının kaç katı? 4 üzeri 5'i 4 üzeri eksi 5'e böleceğiz. Bölelim. O zaman aşağıdan yukarıya geçerken kuvvet işaret değiştirecek. 455 5 artı 5 e, o da eşittir. 4 üzeri 10. Bakalım sorumuz nedir? 4 üzeri 5 sayısı 4 üzeri 5 sayısının kaç katıdır? Tabi bize 4 üzeri eksi ne tersini yapacağız. Yani 4 üzeri 5 sayısının 4 üzeri 5'in kaç katı olduğu sorulmuş. O yüzden diğer işlemi yapacağız. Yani yer değiştirecek bunlar. 4 üzeri eksi 10 yapacak. Yukarı geçince kuvvet işaret değiştiriyor. Uzun uzun yaparsanız şöyle olacak. Yani 4 üzeri eksi 5 eksi 5. O da 4 üzeri eksi 10 yapıyor. Bu da ne demek? 4 üzeri, 4 üzeri eksi 10 4 2'nin karesi. Üzeri eksi 10. Bu da 2 üzeri eksi -20 yapar. Bu da 2 üzeri eksi -20 çarpma göre tersini al demek. Yani 1/2 üzeri 20 demek. Hangi seçenekte var? B'de var. Cevabımız B'dir. 5. Çözümlenmiş biçimi olan diyor. Ondalık gösterimi bulunuz demiş. Şimdi 10 üzeri 2 virgül koyalım. 10 üzeri 2. 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2. Sonra da 10 üzeri 2'de ne var? 9 var. Burası 9. 10 üzeri 1'de ne var? Evet. 10 üzeri 2'de kat 9. 10 üzeri 1'in katsayısı sayısı 1. 10 üzeri 0'ın kat ne? ona bakalım. 5 yazdık. Sonra 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1'in kat sayısı burada neymiş? 2'ymiş. 10 üzeri eksi 2'nin kat sayısını bulalım. Yok. 10 üzeri eksi 2 yerine 0 yazıyoruz. 10 üzeri eksi 3'ün kat sayısına bakıyoruz. Burada ne var? 10 üzeri eksi 2 yok. 10 üzeri eksi 3 var. Ne varmış? 10 üzeri eksi 3 var. Onun kat sayısı 3. <laughs> Sayımız 915. Tam 1203 oldu. Cevabımız C. Geçelim. Hangisi geçiyoruz? Kare kağıtta verilen diyor. Yandaki şekilde aşağıdakinden hangisinin benzerlik oranı 2 bölü 3'tür? 2 3. 2 bölü 3'ün katlarını alacağız. 2 bölü 3. 2 katı. 4 bölü 6 falan filan. 3 katı. Nedir? 6 bölü 9 gibi. O zaman bakalım. Benzerlik oranına bakalım. Burası 1. Burası ne kadarmış? 3. Burası 2. Burası ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 1, 2, 3, 2, 6. Benzer. Nedir? A benzer. Şuna bakalım. 3'e kaç bu? Hepsi benzer mi? Diğerine de bakacağız. 3'e 9 olması lazım. Şey. 2 bölü 3. Burası neymiş? 3'müş. 3 olmaz zaten. Buçuklu olur. B seçeneği olmuyor. 3, 3 nedir? Buçuklu olur bu. C bakalım. 3 demiş, 3 demiş. 3 3 olanları almayacağız. Bunlar buçuklu olur. Mesela ne demek? Şöyle açıklayayım ben size. 2/3'ü ne yapacağız? 3 yapmam için benim 1,5 ile çarpmam lazım. 3 yarısı da 4,5 yapar. Yani böyle bir kat da yok zaten. Burası ne? 3'e burası ne? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Burası 11. Yani böyle bir oran yok. 3-11 oranı yok. Zaten diğerinde ne varmış? Heh, diğeri olabilir. Diğer neymiş? Bakalım 4. Burası 4'e 6 olması lazım. Ne olması lazım? 4'e 6 olması lazım. Burası da 2 idi çünkü. 2. 2 6. Benzerlik oranı ne demiş? Bir problem var gibi. Bir daha kontrol edelim. Bir. Sorumuzu tekrar çözelim. Şimdi benzerlik oranı şurası 2 idi. Burası da 2. Burası neymiş? 2, 4, 6. Benzerlik oranı 2'ye 3 olacak. Benzerlik oranı 2, 3. O zaman kenarların benzerlik oranına bakıyoruz. 2, 3. Burası 2 iken burası nedir? 1. Dolayısıyla bunun benzerlik oranı burası neymiş? 3. Kaç katı? 1'e 2 oranı var. A ile ne varmış? A ile 1'e 2 oranı var. Yani A daha küçük. 2'ye 1 oranı var. 2'ye 1 oranı var A'dan. A gitti. B'ye bakalım. B'de benzerlik oranına bakalım. Kaçmış? Burası kaçmış? 3. Burası 2. Evet o zaman cevabımız 2'ye 3 olacak. Ee, diğerleri de tutuyor Ona bir bakalım. Şuralar tutuyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9. 2, 3, 6, 9 oranlar aynı. O zaman B seçeneği tutuyor. Nedir? B'deki kenarların oranı nedir? Kısa kenar 2, Diğerinde ise 3 eşit. Aynı zamanda 6'ya 9 eşit. 6 bölü 9 eşit. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oluyor. C neden tutmuyor ona bir bakalım. Burası 3. Fakat he, evet 2'ye 6, 7. Kısa kenar, uzun kenar. 3 katı. 3'e 9, 3 katı. Fakat burası 3'e kaçmış? Bir bakalım. Şurası neymiş? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burası 11. 3 katı değil. O yüzden C seçeneğine gitti. Nedir? Şekil. 3 katı değil. D'ye baktığımız zaman da 4, 4'e 12 olması lazım benzer olması için. Yalnız nasıl bir benzer olacak? 2'ye 3 oran olacak. 2 3 Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası 12 oldu. Kısa kenarımız 2. Buradaki kısa kenarımız ne? 4. O zaman bunların oranı ne olur? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olur. Yani 2 bölü 3 oranı olmaz. O yüzden D seçeneği de gitmiş oluyor. Cevabımız B seçeneği.